Değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler, Stratejik Araştırmalar Topluluğumuz tarafından düzenlenen ve Profesör Doktor Sayın Mesut Gülmez tarafından sunulacak olan Ayrımcılık ve Çalışma Hukukunda Durum konulu konferans programımıza hoş geldiniz. Şimdi değerli konuğumuzu davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Günaydın arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben aşağı yukarı 10 aydan beri erken emekli olan bir hocayım. Türkiye ve Orta Doğu Anadolu İdaresi Enstitüsü'nde çalıştım. 35 yılı aşkın bir süre. Sadece orada çalıştım. Kadrolu olarak. Onun dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans dersi olarak Uluslararası Sosyal Politika ve doktora dersi olarak da insan hakları belgelerinde sendikal haklar konusunda dersler yaptım. Ama tabii etkinliklerim, çalışmalarım bundan ibaret değil. Bunun dışında da özellikle yazarak ve konuşarak bu alana, çalıştığım alana disiplinler arası, giderek disiplinler arası nitelik kazanan bir alana katkıda bulunmaya çalıştım. Şimdi bu inceleyeceğimiz, sizinle konuşacağımız konuya nereden ve nasıl girdim? Akademik yaşama nasıl başladı? Nasıl bir çizgi izledi benim akademik yaşamım? Ondan kısaca söz etmekte yarar görüyorum. Çünkü öylesine değişik bir çizgide başladı ki geldiğim nokta sonunda disiplinler arası bir nitelik kazandı ve çalışmalarım da bu doğrultuda yürüyor. Hukuk fakültesinde iş hukuku okumadan, seçimlik olduğu için iş hukuku okumadan bu alana sonradan girdim. Onun için kendimi alaylı diye nitelemekte bir sakınca görmem. Bu işin içinde başından beri olanlarla karşılaştırdığım zaman. Yönetim bilimi alanında doktora yaptım, Fransa'da. İş hukukuyla hala ilgim yoktu o yıllarda. Sonra Türkiye'ye döndüm, burslu olarak gittim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın burslusu olarak. Türkiye'ye döndüm. İş hukuku okutacaksın dediler. Bir yüksekokul kurulmuştu. Olur dedim, iş hukuku öğrenmeye, çalışmaya ve teksirimi yazmaya aynı zamanda başladım. Ve ondan sonra iş hukukunun tarihine, bir nedenle tarihine girdim. İş hukuku alanında çok tartışmalı bir konu vardı, dikkatimi çekti, çelişkili bir konu, konuyla ilgili olarak. Dördüncü sınıf öğrencisi var mı iş hukuku okuyan aranızda? Henüz olmadığına göre demek ki o yasadan da söz etmeme gerek yok. Meşrutiyet yıllarında çıkmış bir yasada grev hakkı var mıdır yok mudur, grev yasaklanmış mıdır yasaklanmamış mıdır konusunu açıklığa çıkarmak için iş hukuku tarihine daldım. Aşağı yukarı 8-10 yıl o alanda kaldım. Sonra memur sendikacılığı 80'li yılların ortalarında 82 anayasasında yasaktır diyenlere karşı hayır yasak yoktur görüşünü savunmak üzere ve bunu araştırmak üzere daldım. Daha sonra 90'lı yıllarda dünyanın gündeminde insan hakları eğitimi özellikle girmeye başladı. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra eski Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Komisyonu ile bütünleştirilmesi çalışmalarının da aynı zamanda başladığı yıllarda İnsan hakları ve demokrasi eğitimi bu konuyla ilgili olarak çalışmaya başladım. Derken insan hakları zaten iş hukuku ve sosyal politika ile ilgilendiğim için sınırlı olarak benim çalışma alanımın içindeydi insan hakları. Ama daha genel bir çerçevede insan haklarına girmeye başladım. Evet,
Ondan sonra 2000'li yıllarda sendikal haklar özellikle kamu görevlilerinin, memurların sendikal hakları konusu beni çok uğraştırdı, çok çalıştığım, yayın yaptığım alanlardan birisi. Ve sonuç olarak aşağı yukarı 4 yıldan beri de o tarihe kadar çok ayrıntılı çalışmadığım bir konuya, ayrımcılık yasağı konusuna girdim. Bir sendikanın bir projesi dolayısıyla bu konuya girdim. Daha doğrusu konu benim üstümde kaldı bir anlamda. 8 kitaplık bir proje söz konusuydu. Bunlardan birisi ayrımcılık yasağı, ayrımcılığın önlenmesi konusuydu. Ama aynı zamanda eşitlik de ayrı bir proje, ayrı bir çalışma konusu olarak bu dizinin içinde yer almıştı. İkisi birlikte ele alınsın dedim o yıllarda. Yok, bu ulusal programda da ayrı ayrı ele alınmıştır, ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır. Onun için ikisi birlikte değil, ayrı ayrı çalışılsın dendi. Uygun bir isim bulamadık ve bende kaldı konu. Şimdi ben biliyordum ki bu konu, ayrımcılık konusu, ayrımcılığın önlenmesi, ayrımcılığın daha doğrusu kaldırılması konusu, eşitlik konusuna girmeden çalışılamazdı. Bunu işin içine girince çok daha yakından gördüm. Aşağı yukarı 4 yıldan beri bu konu üzerinde çalıştığımı söyleyebilirim. Önceki Büyük Bölçük çalışmaları bir tarafa, okumaları bir tarafa bırakıyorum. Ama son 10 aydan beri de üzerinden hiç kalkmadan, hiç ara vermeden, gece gündüz, tatil, yaz demeden üzerinde deliksiz tırnak içinde çalıştığım bir konu. Ve şu günlerde de noktayı ister istemez bir yerde koymak zorundasınız. Ve konunun içine girdiğimde zaten çok kapsamlı olduğunu biliyordum ve konuyu tüketemeyeceğimi gördüm. Ve konunun içinde kaybolduğum zamanlar oldu ama en sonunda işte belli bir çerçevede bir çalışmanın da bitmesi gerekiyor. Ve çok kapsamlı bir çalışma ortaya çıktı. Şimdi böyle bir çok kapsamlı çalışma yapmış birisi olarak sizin de bu yaptığım çalışmanın belki bazı noktalarını, bazı çarpıcı bölümlerini paylaşma fırsatı verdi bana arkadaşlarım. Bir öğrenci topluluğunun çağrısı olarak ilk kez bir özel üniversiteye ayağımı attığımı da bu arada size söyleyeyim. Ayrımcılık nedir? Eşitlikle ilgisi var mıdır? Varsa nasıl bir ilişki vardır aralarında? Bunu pozitif hukuka baktığımız zaman, gerek uluslararası ve hatta ulusal üstü, gerek iç hukukumuza, anayasamıza ve yasalarımıza baktığımız zaman, arasındaki ilişkiyi görebilir miyiz? Yani eşitlik ve ayrımcılık, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasası acaba birlikte mi düzenlenmiştir? Yoksa biri görmezlikten gelinerek sadece bu aynı gerçeğin iki yüzünü olumlu ve olumsuz anlatımlarla ortaya koyan kavramlar olarak mı düşünülmüştür? Çok basit tanımlar yapabilirsiniz. Böyle girilebilir konuya. Eşitlik genellikle işte hem İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin incelediği çok sayıda kararına bakarsınız. Adalet Divanı'nın, Avrupa Hukukları Adalet Divanı'nın kararlarına bakarsınız. Bunlardan esinlenen Anayasa Mahkememizin kararlarına bakarsınız. Eşitlik için böyle çok basit bir tanım yapılır. Ve bu tanım daha çok biçimsel eşitlikle ilgili bir tanımdır. Aynı durumda olan kişilere aynı kuralların uygulanması. Ve bunun tersini
eğer söyleyecek olursanız karşınıza ayrımcılık tanımı çıkar. Farklı durumda olan kişilere farklı kuralların uygulanması. Şimdi aynı durumda olan kişilere farklı kurallar uygulayabilmek için, yani farklı işlem yapabilmek için bir haklı nedenin bulunması gerekir. Haklı ya da nesnel nedenler olmadıkça aynı durumda bulunanlara farklı kurallar uygulayamazsınız. Bu biçimsel eşitlik anlayışıdır. Hukuksal eşitlik anlayışıdır. Demek ki ikisinin arasında bir ilişki var mı? Şimdi ayrımcılıkla eşitlik arasında. Öyleyse tek başına ayrımcılık sorununa bakamazsınız. Tek başına eşitlik konusunu, ister cinsiyetler arası eşitlik olsun, ister genel anlamda eşitlik ilkesinden söz edilsin, tek başına ne eşitlikten söz edilebilir, ne de ayrımcılık yasağından, ayrımcılığın kaldırılmasından söz edilebilir. Öyleyse bu çalışmalarım sırasında gördüm ki bu iki kavram arasında çok sıkı bir ilişki var. Görmezlikten gelinmesi mümkün olmayan çok sıkı bir ilişki var. Bunlar Siyam ikizleri gibi, demek ki dedim, bu iki kavram Siyam ikizleri gibi birbirine yapışık ve ayrılması olanaksız iki kavram diye düşündüm. Birbirinin onsuz olmaz parçasını oluşturan kavramlar bunlar. Ve sonuç olarak insan hakları terimiyle anlatmak gerekirse eğer, bölünmezlik ilkesi ile anlatılabilecek aralarındaki ilişki ancak bölünmezlik ilkesi ile doğru biçimde anlatılabilecek kavramlar. Bölünmezlik söz konusudur iki ilke arasında. Bunu benden önce de kuşkusuz söyleyen de olmuş. Yani ilk kez ben bulmadım bölünmezlik özelliğini. Ama Türkçe yazına baktığımız zaman eşitlikle ayrımcılık yasağı arasındaki ilişkinin böylesi bir ayrılmaz parça oluşturma, bölünemez nitelik taşıma yönü vurgulanmamış gibi geldi bana. Yeterince vurgulanmamış gibi geldi. Hele hele iş hukuku yazımına, öğretisine bakacak olursanız bu yönünün biraz göz ardı edildiğini saptadım. Zaten iş hukuku öğretisinde de bu konuya insan hakları perspektifinden bakılmıyor. İş hukuku öğretisinde bu konuya daha çok işverenin eşit davranma borcu, işverenin eşit davranma yükümlülüğü olarak bakılıyor. Bu aslında benim üstün bir ilke olarak nitelediğim ayrımcılık yasaklı eşitlik ilkesine ilkesiyle paylaşmayan bir yaklaşım. Dikkat ederseniz bir kavram kullandım. Demek ki eşitlik ile genel eşitlik ilkesi ile ve bunun iş hukuku, çalışma hukuku alanına uyarlanmış versiyonu olarak, biçimi olarak eşit davranma ilkesi ile ayrımcılık yasağı arasında böyle bir ilişki var. Bu ilişki hem ulusal hukuk için geçerli hem de ondan önce uluslararası ve tırnak içinde söylüyorum ulusal üstü hukuk için de geçerli. Ulusal üstü hukuk için de geçerli. Daha doğrusu öncelikle ta evrensel bildirgeden başlıyor. 1948. Sonra evrensel ölçekli Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinden başlayarak, Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinden başlayarak ve ardından yine aynı yıllarda İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölgesel ölçekli sözleşmelerden başlayarak, başta Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği İnsan Hakları Sözleşmelerinden, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nden başlayarak eşitlikle ayrımcılık yasağı arasındaki bu ilişki birbirinin onsuz olmaz parçası niteliği taşıyan bu ilişki yazılı hukuka da girmiş. Uluslararası insan hakları yazılı hukukuna, pozitif hukukuna da girmiş. Orada da düzenlenmiş.
Onun için bu bölünmezliği eşitlik ile ayrımcılık yasağı arasındaki bölünmezliği anlatmak üzere ben ayrımcılık yasaklı eşitlik diye bir kavram ortaya attım. Ayrımcılık yasaklı eşitlik. Bunu genel olarak söylediğimiz zaman ayrımcılık yasaklı eşitlik ilkesi, iş hukuku bağlamında söylediğimiz zaman ayrımcılık yasaklı eşit davranma ilkesi, eşit işlem ilkesi olarak dile getirebilirsiniz. Bu çalışmalarım sırasında yine ilgili daha önce yayınlanmış çalışmalarda yeterince vurgulanmamış bir yönü dikkatimi çekti. Artık bundan sonra ayrımcılık yasaklı eşitlik ilkesinden söz edebilirim. Sadece eşitlikten ya da sadece ayrımcılık yasağından değil, ikisini birlikte anlatan ayrımcılık yasaklı eşitlikten söz edebilirim. Bu ilke aslında insan haklarından yararlanma bağlamında öncelikle karşımıza çıkan işlevi olan bir ilkedir. İnsan haklarından eşitlik koşullarında yararlanma. Tüm insan haklarından eşitlik koşulları içinde tüm hak öznelerinin yararlanmasını sağlama anlamında eşitlik ilkesinin son derece önemli bir işlevi vardır. İnsan haklarından yararlanma. Öyleyse ayrımcılık yasaklı eşitlik ilkesi böyle sıradan bir ilke olmanın ötesinde anlam taşır, işlevi vardır. Bir kere tüm insan hakları için eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasaklı eşitlik ilkesi söz konusu olabilir. Ve tüm hak öznelerinin herhangi bir insan hakkından yararlanması, eşitlik koşulları içinde yararlanması söz konusu olduğunda yine bu ilke son derece önemli bir işlevle karşımıza çıkar. Onun için bu ilkeyi ben üstün bir ilke olarak görüyorum. Ölçü bir ilke olarak. Yani tüm hak öznelerinin tüm insan haklarından eşitlik koşullarında yararlanıp yararlanmadığını ortaya koymanın aynı zamanda bir ölçüsü, işlevi de görebilecek ilke niteliği taşımaktadır. Bunun altını çizmekte yarar var. Eğer ayrımcılık yasaklı eşitlik ilkesini tanımlayacak olursanız mutlaka hak öznelerinin insan haklarından eşitlik koşulları içinde şu nedenlere ırk, renk, dil, din, cinsiyet sayabilirsiniz. Ve ne kadar geniş biçimde sayarsanız sayın bu nedenleri tüketemezsiniz. Bugün tarihin belli bir aşamasında tüketirsiniz. Ama izleyen yıllarda başka bir nedene, öngöremediğiniz, düşünemediğiniz bir nedene dayalı ya da kamuoyuna açığa çıkamamış, çeşitli nedenlerle açığa çıkamamış bir nedene dayalı ayrımcılık sorunu içinde başka bir neden söz konusu olabilir. Onun için ayrımcılık nedenlerini sayarken belgeler, Uluslararası insan hakları sözleşmeleri başına bir özellikle sözcüğü getirirler. Özellikle ırk, renk, dil, din, cinsiyet diye saymaya başlarlar. Ve baktılar ki bitiremeyecekler ne kadar saysa tüketmek olanaklı değil. Bunların örnek olarak sayıldığını göstermek üzere ve benzeri nedenler diyerek bitirirler. Ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık yapılamaz, yasaktır diye de bitirirler. Şimdi genellikle eski belgeler
İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda hemen, 50'li 60'lı yıllarda kabul edilen belgelere baktığımız zaman, örneğin yaş, engel, cinsel yönelim yasaklanmış ayrımcılık nedenleri arasında sayılmamıştır. Ama 2000'li yıllara geldiğimiz zaman özellikle Avrupa Birliği'nin bu alandaki belgeleri, türevsel hukukun çok önemli kaynaklarını oluşturan yönergeleri çerçevesinde bu nedenler de yazılı hukuka açıkça girmiştir. Şimdi anayasaya bakarsanız 10. maddesinde eşitlik ilkesi var biliyorsunuz. Ve anayasada ayrımcılık yasaklı eşitlik yaklaşımı çerçevesinde saymıştır. Ve benzeri sebepler demiştir, öyle bitirmiştir. Bütün ayrımcılık nedenlerini saymaya gerek görmemiştir, öyle bitirmiştir. Ama aralarında yaş yoktur, engel yoktur, cinsel yönelim yoktur. Oysa bu saydığım nedenlere dayalı ayrımcılık sorunlarını ülkemizde de son yıllarda duymaya başladık. Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporlarında özellikle son 3 yıldan beri açıkça cinsel yönelime dayalı ayrımcılıklar da bunların önlenmesi de komisyon raporuna, ilerleme raporuna girmiştir biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak kurulmuş olan bir derneğin kapatılmasının istenmesi dolayısıyla, bu dava dolayısıyla cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın da uluslararası insan hakları hukukunda yerinin olmadığı gerçeğinden hareketle bunun önlenmesi, bunun önleyici hem hukuksal hem de uygulama düzenlerinde önlemler alınması gerektiği söylenmeye başlamıştır haklı olarak. Bütün bu uluslararası insan hakları sözleşmelerindeki ayrımcılık yasağı ile ilgili yasa önünde eşitlik, bunun eşitliğin bir başka adı, belgelerdeki bir başka adı da yasa önünde eşitlik ilkesidir. Yasayı tabi dar anlamda anlamamak gerekiyor. Hukuk önünde eşitlik. Bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı yok yazarlar arasında. Hem içeride hem dışarıda. Hukuk önünde eşitlik. Pozitif hukuk önünde eşitlik kuşkusuz. Hiyerarşinin en üst düzeyindeki kaynaktan, anayasadan başlayarak en alt düzeyine kadar, yönetsel işlemlere kadar hukuk önünde eşitlik. Bu şekilde girmiştir. Öyleyse ayrımcılık yasaklı hukuk önünde eşitlik ilkesi olarak da adlandırabiliriz. Öyle de görmek olmaktı. Bunun uluslararası kaynaklarına baktığımız zaman, Türkiye'yi ilgilendiren, Türkiye'yi bağlayan kaynaklara baktığımız zaman belli başlı, çok sayıda kaynak var. Bu çerçeve Türkiye'yi ayrımcılık yasaklı eşitlik ilkesi ile ilgili olarak bağlayan, hukuksal yönden bağlayan çok sayıda uluslararası sözleşme var. İnsan hakları sözleşmesi var. Bunlardan sadece onayladıklarımıza adlarıyla birlikte değinmekle belki yetinmek zorundayız bu konferans çerçevesinde. Birleşmiş Milletler'den başlayalım. Birleşmiş Milletler'in, yani insan hakları evrensel bildirgesi, hepimizin bildiği 1948 tarihli ama bir sözleşme değil biliyorsunuz. Onaylanması söz konusu değil. Birçok insan hakları kitabında ne yazık ki Türkiye'nin işte 1949 yılında resmi gazetede yayınlayarak onayladığı evrensel bildirge diye söz edilir. Yanlış. Bildirge onaylanmaz. Ona, bildirgeler onaylanmaz. Ve onaylanmadığı için de hukuksal yükümlülük doğurması devlet için söz konusu değildir. Sözleşmeler onaylanır.
sözleşme niteliği taşıyan uluslararası belgeler onaylanmış. Bunlardan neler var Birleşmiş Milletler çerçevesinde? Irk ayrımcılığının tüm biçimleriyle kaldırılması sözleşmesi var, onayladığımız. Irka dayalı ayrımcılık biliyorsunuz, tarihin çok gerilerine kadar, çok eskilerine kadar giden bir insan hakları ihlalidir. Irk temeline dayalı ayrımcılık. Ve bunun gibi yine cinsiyet temeline dayalı ayrımcılık. Tarihin çok eskilerine kadar giden bir ayrımcılıktır. Şimdi bilmiyorum, Eflatun ve Aristo'nun eşitlik ilkesi konusundaki görüşlerini eğer anımsatırsak, özellikle cinsiyet temeline dayalı ayrımcılık alanındaki görüşlerini anımsatacak olursak, çok parlak olmadığını, köleci düzenden yana olduklarını, kadınları kölelerle eş tuttuklarını ne yazık ki söyleyebiliriz, görebiliriz. Çok gerilere, çok eskilere giden ayrımcılık biçimleri var. Bu nedenledir ki kadınlara yönelik ayrımcılık sadece genel belgelerde ayrımcılık, yasaklanan ayrımcılık nedenleri arasında cinsiyetin de sayılmasının dışında özel bir koruma ihtiyacı gösteren bir ayrımcılık türüdür. Çok yaygın olması nedeniyle, çok eski olması nedeniyle ve hala da yerkürenin hemen bütün coğrafyalarında bu tür ayrımcılığa rastlanmakta olması nedeniyle. Onun için Birleşmiş Milletler o genel sözleşmelerinin dışında bir de kadınlara karşı tüm ayrımcılık biçimlerinin kaldırılması sözleşmesini çok ayrıntılı biçimde bir düzenlemeyle kabul etmiştir. Bu sözleşme de Türkiye'nin onayladığı bir sözleşmedir. Bu toplumsal cinsiyet diye nitelenen çok geniş kapsamlı bir koruma sağlayan, siyasal alanda, ekonomik alanda, sosyal alanda, kültürel alanda, eğitim alanında tüm ayrımcılık biçimlerinin kaldırılmasını öngören bir sözleşmedir. O alanda güvence sağlayan bir sözleşmedir. Bunun dışında Birleşmiş Milletler'in arkadaşlar engel temeline dayalı ayrımcılıklarla ilgili yeni bir sözleşmesi daha ortaya çıkmıştı 2005 yılında. Engelli kişilerin korunması sözleşmesi. Yine göçmen işçilere yönelik ayrımcılıkları önlemek için de, kaldırmak için de ayrı ve özel bir sözleşme yapmıştır. Ama Birleşmiş Milletler'in bunların dışında bütün bu özel olarak saydığım kesimleri, kişi gruplarını da kapsayan iki genel sözleşmesi daha vardır. Aynı zamanda eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına birer maddeyle yer veren ve bazı haklar açısından da özel koruma öngören iki sözleşmesi daha vardır. İki sözleşmeler diye adlandırdığımız sözleşmeler. İki sözleşmeler. Birincisi ekonomik, sosyal, kültürel haklar sözleşmesi. İkincisi de kişisel ve siyasal haklar sözleşmesi. Neden iki sözleşmeler bunlar? Evrensel bildirgede bu iki kuşak hak, birinci ve ikinci kuşak dediğimiz haklar, birinci kuşak kişi hakları, siyasal haklar, tarih sahnesinde ilk kez onlar yazılı hukuk alanında yer aldı, belgelere girdi. Amerikan devriminin ve Fransız devriminin ürünü olan belgelerle yazılı hukuk alanına girdi. Daha sonra da sanayi devrimi, onun yaratığı olan işçi sınıfı ve burjuvasiyle girdiği çatışmaların ürünü olan ulusal ve uluslararası belgelerle de ikinci kuşakla ekonomik, sosyal ve kültürel haklar yazılı hukuk alanına girdi. Ve bu iki kuşak insan haklarını güvenceye alan iki sözleşmeler de eşitlik ve ayrımcılık yasalarını maddeleri arasında birer ikişer maddeyle
açıkça düzenlemişlerdir. Bu sözleşmeleri biz, bu iki sözleşmenin bana göre özel bir önemi var. Türkiye henüz bu iki sözleşme açısından denetlenmeye başlanmadı. 2003'te onayladık. Ertesi yıl, en geç 2 yıl içinde hükümetin bu sözleşmelere uygunluk sağlamak için aldığı önlemleri içeren raporunu Birleşmiş Milletler'e göndermesi gerekiyordu. Ve 2009'un Mart'ına geldiğimizde bunlardan sadece birinin raporu gitti. 5 yıl gecikmeli olmak üzere. Ötekinin raporu da hala Dışişleri Bakanlığı'nda bekliyor. Yani bu sözleşmelere ne kadar Türkiye'nin hukuku uygundur, değildir henüz bilmiyoruz. Ama bilenler biliyor. Bilenler biliyor. Bu sözleşmeler de devreye girdiği zaman denetim organları iç hukukumuzu ve uygulamamızı bu sözleşmelerle karşılaştıran raporlarını ortaya koyduğu zaman göreceğiz ki sadece çalışma hukuku, iş hukuku alanında değil, genel olarak insan hakları alanında çok sayıda aykırılıklar ortaya konulacaktır. Birleşmiş Milletler dışında Avrupa Konseyi'nin sözleşmeleri var. Bunlardan sadece ikisine değinmekle yetinelim. Birini hepimiz biliyoruz. Herkes zaten basında, kamuoyunda, uzmanlar da genellikle ondan söz ediyor. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi. Bunun maddelerinden biri, 14. maddesi, ayrımcılığın kaldırılması ile ilgilidir. Ama sadece sözleşmenin güvenceye aldığı hakların kullanılması açısından ayrımcılığın kaldırılmasıyla ilgilidir ve sınırlıdır. Bunu geliştirmek, bunun kapsamını genişletmek üzere bir ek protokol yapıldı. 2000'li yıllarda 12 sayılı ek protokol ve sözleşmedeki haklarla sınırlı olmaksızın da ayrımcılık yasağı ile sağlanan güvenceden yararlanma olanağı getirildi. Ama bu ek protokolü Avrupa Konseyi'nin üyesi olan devletlerin ancak yarısı bile onaylamış durumda değil şu aşamada. Onaylamaya yanaşmıyorlar. Ve bunların içinde düşününüz Avrupa Konseyi'nin kurucusu olan 1949'da kurucusu olan devletler de var. Ve hatta onlardan bazıları birkaç tanesi aynı zamanda AB'nin 6 kurucusundan da birisi. Onaylamaya yanaşmıyorlar. Çünkü o protokol iç hukukta tanınmış olan bütün hakların kullanılması söz konusu olduğunda da ayrımcılık yasağının sağladığı güvencenin uygulanmasını istiyor, öngörüyor. Onun için buna yanaşmıyorlar. Avrupa Konseyi'nin bir başka önemli belgesi, sosyal haklarla ilgili Avrupa Sosyal Şartı. Eskisi 1961 tarihli, yenisi 1996 tarihli. Gözden geçirilmiş, yenisi dediğim, gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı. Türkiye bunu da onayladı. Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nı da onayladı. Yeni sosyal haklar içeren ve eskisindeki bazı sosyal hakları daha ileri düzeye taşıyan bir belge. Ve bununla ilgili denetim de yeni işlemeye başladı. Şimdi şunu söylemekle yetineyim. Eski sosyal şart çerçevesinde Türkiye sosyal şartın sadece 46 paragrafı ya da fıkrası için hukuksal yükümlülük altına girmişti. Ama yeni sosyal şartı onaylarken bu ikiye katlandı. 91 fıkra ya da paragraf, aralarında maddeler de var, için hukuksal yükümlülük üstlendi. Bir cümle daha eklemek istiyorum. Bu 46 paragraflı yükümlülük döneminde 1989'dan beri işleyen yükümlülük döneminde
sosyal hukukumuzda sosyal şarta aykırı çok sayıda düzenleme var. Şimdi 91'e çıkınca yükümlülük sayısının bunların artık hangi noktaya ulaşacağını siz düşünün. Sosyal haklar açısından son derece önemli bir belgedir. Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve ne yazık ki bu yakın zamana kadar böyle birkaç kişinin, birkaç hocanın özel ilgi alanına giren bir belge niteliği taşıyordu. Onun için üvey evladı diye niteliyordum ben bunu. Avrupa Konseyi'nin üvey evladı olarak. Çünkü herkes insan hakları Avrupa Sözleşmesi. İnsan hakları Avrupa Mahkemesi ve sosyal haklar yok ortada. Biraz da Avrupa Birliği'nden söz edeyim bu çerçeveyle ilgili olarak. Avrupa Birliği'nin ayrımcılık yasaklı eşitlik konusundaki düzenlemeleri ilk toplulukların kurulduğu tarihten itibaren 1950'li yılların başından ve ikinci yarısından itibaren başlamıştır. Antlaşmalarda çok sınırlı kurallar yer almıştır. Ya uyrukluk temeline dayalı ayrımcılığı yasaklayan kurallar vardır, bir de cinsiyet temeline dayalı ayrımcılığı yasaklayan kurallar vardır. Ama cinsiyet temeline dayalı ayrımcılık sadece ücret için geçerli. Cinsiyetler arası ücret eşitliğini sağlamaya yönelik bir kural vardır. Roma Antlaşması'nda, Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması'nda. Çünkü ne olacaktı? Vatandaşlık, yurttaşlık temeline dayalı bir ayrımcılık yasağı vardır. Neden? Çünkü iş gücünün serbest dolaşımını sağlamak, bu tür ayrımcılıklarla karşılaşmadan serbest dolaşımını sağlamak istiyordu. Altı kurucu babası Avrupa topluluğu. Daha sonra ilerleyen yıllarda özellikle 1970'li yılların ortalarından başlayarak cinsiyetler arası eşitlik ücret sınırlarını aşmaya başladı. Ücretin dışındaki başka konulara, istihdama giriş mesela, işe giriş, mesleksel eğitim, çalışma koşulları gibi alanları da kapsayarak genişlemeye başladı. Yönergelerle bunu genel olarak yapmaya çalıştı Avrupa Birliği'nin organları. Yönergelerle. Ve 75'ten 2008'e, 2009'a kadar çok sayıda yönerge kabul edildi. Ayrımcılık yasaklı eşitlik için. Ve şu kadarını söyleyeyim. Bu yönergelerde yapılan bir eşit işlem tanımı vardır ve hepsinde yenilenir. Saydığım ayrımcılıkların yokluğu anlamında eşit işlem ilkesinin uygulamaya konulması amacıyla ben bu yönergeyi hazırladım diyerek başlar. Yani ayrımcılıkların yokluğu anlamında eşit işlem. Eşit işlem demek ayrımcılıkların tüm biçimleriyle olmaması demek. Ayrımcılıklar nelerdir? Tüm biçimleri nelerdir? İlk belgelerde böyle biçimlerinden bahsedildiğini de görmezsiniz. Doğrudan ayrımcılık vardır. Cinsiyet temeline dayalı bir yasak koymuştur. Vatandaşlık temeline dayalı bir yasak koymuştur. Veya öteki nedenlerden birine, birkaçına dayalı bir yasak koymuştur. Doğrudan doğruya anayasada, yasalarda böyle bir düzenleme vardır. Doğrudan ayrımcı. Bir de bakarsınız görünüşte böyle bir yasak yok. Yansız görünüyor, tarafsız görünüyor yapılan düzenleme, hukuki düzenleme. Ama sonuç olarak bir bakıyorsunuz ki bu belli bir kategorinin zararına sonuçlar doğurmaya başlıyor. Cinsiyet temeline dayalı bir ayrımcılık söz konusu değil. Ama bir bakıyorsunuz ki esnek çalışma biçimlerinden örneğin kısmi çalışmanın çoğunlukla, büyük bir çoğunlukla, ezici bir çoğunlukla kadın iş gücü tarafından yerine getirildiğini görüyorsunuz. Kadın iş gücünün kısmi çalışma,
part-time çalışma çerçevesinde istihdam edildiğini görüyorsunuz. Ve ondan sonra bir karşılaştırıyorsunuz ki ücretlerini örneğin korkunç farklar var. Kimin zararına farklar var? Kadın iş gücü zararına farklar var. Yasaya bakıyorsunuz, böyle bir şey öngörmüyor. Ama ortaya öyle bir sonuç çıkıyor ki belli bir kategori kitlesel olarak ayrımcılığa uğramış. İşte bu dolaylı ayrımcılık diyor. Bunu da önleyeceksin diyor. Uygulamada ortaya çıkan bu tür eşitsizlikleri de önleyeceksin. Ve bu da böyle bir tanımla AB belgelerine girmeye başlıyor. Doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, taciz, cinsel taciz, onun özel bir biçimi olan cinsel taciz. Kendin ayrımcılık yapamıyorsun ama bulunduğun konum itibariyle astına emir vererek, talimat vererek ayrımcılık uygulaması yaptırıyorsun. Bu da bir ayrımcılık. Ve böylece ayrımcılık biçimleri de tanımlarıyla birlikte Avrupa Birliği yönergelerine ayrıntılı olarak girmeye başlıyor. Ve gerçekten Avrupa Birliği'nin oluşturduğu 1975'ten 2008'e kadar uzanan zaman kesidi içinde oluşturduğu ayrımcılık karşıtı hukuksal çerçeveye baktığımız zaman bütün bileşenleriyle, bütün öğeleriyle birlikte olabildiğince eksiksiz biçimde koruyucu bir çerçevenin ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ama hep bu çerçeve şeyle sınırlı kalmıştır genellikle. İstihdam ve çalışma alanıyla sınırlı kalmıştır. Ve Avrupa Birliği bu korumayı din ve inanç temeline dayalı, yaşa dayalı, engele dayalı ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılık karşıtı koruyucu hukukunu emek piyasasının dışına da çıkarmayı amaçlayan bir yeni yönerge önerisi hazırlamıştır 2008'in yaz aylarında ve yasama sürecini başlatmıştır, henüz noktalanmamıştır. Şimdi bunları ne söylemek istiyorum? Evet, hukuksal çerçeve açısından ayrımcılık karşıtı uluslararası ve ulusal üstü düzenleme önemli bir aşamaya varmıştır, gelmiştir. Ama hukuksal çerçeve ayrımcılıkların çok ciddi bir insan hakları ihlali olan olmayı sürdüren ayrımcılıkların önlenmesi için tek başına yeterli değildir. Gereklidir ama yeterli değildir. Onun için uygulamaya dönük eylem planları, programları hazırlamak gerekir. Ayrımcılıkları önlemek için. Ön yargıları ortadan kaldırmak için. Bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim programları yapmak gerekir. Bu alandaki sivil toplum örgütlerinin hak arama yollarını işletmesine olanak tanımak gerekir. Ayrımcılık mağduru kişinin kanıtlama yükümlülüğü yönünden üstüne düşen görevi hafifletmek gerekir. Bunu nasıl yapacaksınız? Herkes iddiasını ispata mecburdur kuralından yola çıkacak olursanız, böyle bir yükümlülük olduğunu bilen bir ayrımcılık mağduru bu sorununu yargıya taşımak istemeyebilir. Bunu beceremeyeceği için, güçsüz olduğu için istemeyebilir. Öyleyse kanıtlama yükümlülüğünü de paylaştırmanız gerekir. Bölüştürmeniz gerekir. Ve ayrımcılık mağdurunun üstünden onu alıp ayrımcı işlemi gerçekleştiren kişiye, işverene asıl kanıtlama yükümlülüğünü yüklemeniz gerekir. İşte bu alanda da ayrımcılık karşıtı uluslararası hukuk ve AB hukuku da önemli adımlar atmıştır. Hukuksal çerçevenin boşluklarını bu alanda da doldurmuştur. Başka ne yapacaksınız? Ayrımcılık sorununu tüm yönleriyle,
ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimsel ve başka yönleriyle incelemek, irdelemek, başka ülkelerdeki uygulamaları incelemek, irdelemek amacıyla özerk ve bağımsız bir eşitlik birimi kurmanız gerekir. Bir eşitlik birimi, eşitlik kurumu oluşturmanız gerekir. Çok önemli bileşenlerinden birisi de budur ayrımcılık karşıtı hukuku. AB yönergelerinde de çok açık biçimde görülmüştür. Şimdi uluslararası hukukun, daha doğrusu adını saydığım belgeler çerçevesinde, insan hakları sözleşmeleri çerçevesinde ulusal üstü hukukun, ulusal üstü insan hakları hukukunun bu hukuksal çerçevesi karşısında çalışma hukukumuzdaki durum nedir? Çok uzattım mı hocam? Bir şeyimiz biraz azalmış. Neden ulusal üstü dedim? Uluslararası ve ulusal üstü. Anayasanın 90. maddesini biliyorsunuz. 90. maddenin son fıkrasına 2004'te eklenen bir cümleyi, eğer onaylanmış insan hakları sözleşmeleri ile yasalarımız arasında bir uyuşmazlık çıkarsa ne olacak? Hangisine bakacağız? Hangisine bakmamız gerekir? Bu konu yıllarca tartışıldı. İnsan hakları uzmanları, anayasa hukuku uzmanları, kamu hukuku uzmanları, bunların arasına ben de girdim. Bir sosyal politikacı olarak, daha sonra bir insan hakları uzmanı olmaya çaba göstererek ben de girdim. Ve bir görüş birliğine varılamadı. İki farklı görüş ortaya çıktı. 2004'te yapılan anayasa değişiklikleri çerçevesinde bir cümle eklendi ve dendi ki eğer Türkiye'nin onayladığı bir sözleşme ile, insan hakları sözleşmesi ile yasalar arasında çatışma varsa, uyuşmazlık varsa yasalar değil, insan hakları sözleşmeleri esas almalıydı. Bunun anlamı nedir? Ha, demek ki insan hakları sözleşmesi eğer Türkiye'nin onayladığı bir sözleşme ise, yani önce TBMM bir yasayla onaylanmasını uygun bulmuşsa, ardından Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu bir ortak kararnameyle ben de bu sözleşmeyi onaylıyorum demişse ve resmi gazetede yayınlamışsa artık o sözleşme ulusal üstü bir değer kazanmıştır. Ve doğrudan doğruya uygulanması gerekir. Yasama tarafından, yürütme tarafından, yargı tarafından, tüm kamu yetkilileri tarafından, üniversite rektörleri de yetkilileri de dahildir. O sözleşmeyi iç hukuka aktarılmıştı. Bununla ilgili yasal düzenleme yapıldı, gerekli değişiklikler yapıldı. Henüz yapılmadı. Onun için bunu uygulayamayız gibi gerekçeler üretmeden, türetmeden onayladığımız insan hakları sözleşmelerini denetim organlarının kararlarıyla birlikte doğrudan ve kendiliğinden uygulama yükümlülüğü altındadır. Bu bir anayasal yükümlülüktür. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bağlayan böyle insan hakları sözleşmeleri vardır. Ve bu sözleşmelerin içinde ayrımcılık yasaklı eşitlik ilkesi de yer almaktadır. Onun için ben diyorum ki bu alanda ve genel olarak insan hakları alanında olduğu gibi eşitlik ilkesi alanında da uyumun yolu Brüksel'den geçmez. Uyumun yolu öncelikle Cenevre'den geçer, Paris'ten geçer, New York'tan geçer. Yani bu sözleşmeleri Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Konseyi'nin sözleşmelerinin kabul ettiği yerden geçer. O sözleşmelere uyum sağlanmasından geçer. Avrupa Birliği'ne uyum sağlamak için sadece aday devlet olarak çaba harcıyorsunuz. Ama ondan önce bizi hukuksal olarak bağlayan anayasa gereği İnsan hakları sözleşmeleri var. Bunun göz ardı edilmemesi gerekir. Çalışma hukukuna geliyor. Birkaç
iş hukukunda, iş yasasındaki özellikle eşit davranma ilkesiyle ilgili düzenlemelerden birkaç noktaya değineyim. Eşit davranma ilkesi yeni iş yasası ile eskisinde olmayan bir genişlikte ve ileri düzeyde ele alındı ve pozitif hukukumuza girdi. Önemli bir yenilik, önemli bir ilerleme getirdi. Eşit davranma ilkesinin böyle ayrıntılı 6-7 fıkralı bir düzenleme ile iş yasasına girmesi önemli bir gelişme. Ama iş yasasının bu 5. maddesinin 1. fıkrası iş ilişkisinde diyerek başlar. İşte ırk, renk, cinsiyet, dil, din temeline dayalı ayrım gösterilemez, ayrımcılık yapılamaz diye biter. İş ilişkisinde. Şimdi iş ilişkisi nedir? İş ilişkisi acaba işe almayı kapsar mı? İşe giriş aşamasını kapsar mı? İstihdama giriş evresini de güvence altına alır mı? Şimdi iş hukuku öğretimizdeki egemen görüş, efendim iş ilişkisi, işte yasadaki tanımlara bakarsanız, işçi tanımına, işveren tanımına ve iş ilişkisi kavramının tanımına bakacak olursanız, bu ilişki iş sözleşmesinin imzalanması ile ortaya çıkar. Dolayısıyla iş sözleşmesinin imzalanmasından önceki evrede, yani hukuksal olarak, biçimsel olarak iş ilişkisinin kurulmasından önceki evrede bu ayrımcılık yasağının koruması geçerli değildir, uygulanmaz der. Şimdi bu yorum, bu görüş yasanın daha sonraki 5. maddesinin izleyen fıkralarındaki bazı terimlere dayalı olarak ortaya atılıyor. Onları sanıyorum burada ayrı ayrı ele almaya gerek yok. Karşıt kavram yoluyla yorum yapılarak böyle bir sonuca ulaşılıyor. Oysa bu iş ilişkisi kurulmasından önceki evresiyle birlikte, işe giriş aşamasıyla birlikte uluslararası hukukta ve AB hukukunda koruma kapsamına alınmıştır açıkça. Ve bizi de eleştirmektedir. Bu andığım sözleşmelerin denetim organlarının kararları sizde İşe giriş aşaması ayrımcılıklara karşı korunmuş mudur? Korunmadıysa korunması gerekir diyerek eleştirmektedir. Buna ilişkin ne gibi düzenlemeler yaptınız diye eleştirmektedirler. Onun için bu açıdan iş hukuku öğretisiyle aynı görüş içinde olmadığımı, ulusal üstü hukukun iş yasasından önce ve onun üstünde olarak uygulanması gerektiğinden iş yasasının da ulusal üstü sözleşmeler doğrultusunda yorumlanması gerektiğinden bu görüşü paylaşmadığımı ve ayrımcılığa karşı işe giriş aşamasının da koruma güvence kapsamında olduğunu savunuyorum. Peki ayrımcılık yaparsanız bunun yaptırımı ne olacaktır? Bunun yaptırımı ne olacaktır? İş yasasına göre bunun yaptırımı arkadaşlar, yalnızca işçinin 4 aylık ücreti tutarında bir tazminattır. Ve bir de yoksun kaldığı başka haklar. İşte ihbarsız olarak çıkardıysa ihbar tazminatı falan veya maddi manevi tazminat talep edebileceği bir durum varsa ondan. Ama en çok 4 aylık ücreti tutarında bir tazminat alabilecek. Yani tavan sınırlaması getirmiştir. Tavan sınırlaması getiremezsiniz.
tavan sınırlaması getirdiğiniz zaman bu yaptırım etkileyici olmaz, etkili olmaz, caydırıcı olmaz ve dolayısıyla bütün ulusal üstü sözleşmelerle bağdaşmaz. Onun için tavan sınırının kaldırılması gerekir. Öte yandan iş hukuku öğretisi diyor ki bu 4 aylık ücret çıplak ücrettir diyor. Yani ücret ekleri, ikramiyeler, primler, öteki sosyal ödemeler bu tazminat hesaplanırken göz önüne alınmaz diyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle yaptığınız zaman o yaptırım göstermelik olmaktan öteye geçmez. Onun için bu açıdan da son derece önemli bir uyumsuzluk söz konusudur. Ulusalüstü insan hakları hukuku diyor ki ayrımcılıkla ilgili olarak bir eşitlik birimi kuracaksınız. Olması gerekir. Ve bütün AB üyesi devletler de değişik adlarla kadın erkek eşitliği komisyonu, kurulu gibi değişik adlarla böyle bir birim kurdular, oluşturdular. Ama biz henüz 5-6 yıldan beri ilerleme raporlarında bu eleştirinin olmasına karşın bu adımı atmadık. Ama nasıl bir adım attık? Geçtiğimiz günlerde, 2 hafta kadar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurduk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurduk. Bu TBMM'deki ihtisas komisyonlarından bir başkası, bir yenisi. Ve bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bu komisyonun adı Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu olarak Anayasa Komisyonu'ndaki tartışmalar sırasında belirlenmişti. Ve ondan sonra son dakikada AKP milletvekilleri bir önerge vererek adını fırsata dönüştürdüler. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu yaptı. Adı fırsat, görevi kadın erkek eşitliği olan bir komisyon kurdu. Şimdi bunu keşke açmak için yeterli zamanımız olabilseydi. Çalışma hukuku alanından bir örnek daha vereceğim ve konuşmamı bitireceğim. Ondan sonra sizin sorularınız varsa o çerçevede konuyu görüşebiliriz. Sendikalar yasasından bir örnek vereyim. Sendika kurucusu olabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Ve Türkçe okur yazar olmak gerekiyor. Yasa böyle bir koşul. Öngördüğü koşullardan, koşullar arasında buna da yer vermiş. Bu koşul aynı zamanda iş yeri sendika temsilcileri için de aranıyor. Türk vatandaşı olmak koşulu. Şimdi genellikle bizde hükümetler, siyasi iktidarlar İlkbahar aylarında bu sendikal yasaları değiştirmek için tasarılar, taslaklar hazırlarlar. Sonbahar aylarında da AB'ye uyumla ilgili olarak anayasada ve başka yasalarda bir takım değişiklik tasarıları, taslaklar hazırlarlar. İşte mecliste böyle bir tasarı var ve orada Türk vatandaşlığı koşulunun kaldırılması öngörülüyor. Çünkü bu konu eleştiriliyor. Bizim Türk vatandaşlarımız, Almanya'daki, Hollanda'daki, bütün Batı Avrupa'daki Türk vatandaşları sendika kurucusu olabiliyor, üyesi olabiliyor, yöneticisi olabiliyor. Ondan sonra Türkiye'de Türk vatandaşı olmayanlar bu haktan yoksun bırakılıyor. Üye olabiliyor ama kurucu olamıyor. Üye olabiliyor, kurucu olamıyor. Şimdi bunu ne yazık ki eksik bilgilerle yasalara, anayasaya aykırı olmadığını ileri süren iş hukukçularımız var. Çoğunluk kaldırılmasından yana bunun. Kaldırılmasından yana. Ama azınlıkta kalan birkaç meslektaş bu diyor işte yabancıların
temel hak ve özgürlükleriyle ilgili olarak milletler arası hukuka uygun düzenlemeyi kanunla yapabilirsiniz diyen anayasa maddesine dayanarak böyle bir görüşe varıyorlar. Ve bu anayasa maddesinde yanlış bulunuyor. Milletler arası hukuka uygun olacak yaptığınız düzenleme. Eğer uygun değil, aykırı bir düzenleme yapıyorsa kanunla düzenleme yapma yetkisini kullanmış olmak yeterli değildir uyum sağlamak için. Sonuç olarak arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Genel olarak iş hukuku alanında, toplu çalışma ilişkileri alanında, sendikal haklar alanında ve özel olarak da ayrımcılık yasaklı eşitlik ilkesi, eşit davranma, eşit işlem ilkesi alanında çalışma hukukumuzdaki aykırılıklar sanıldığından daha ciddi boyutlardadır ve sayıca daha çoktur. Resmi içeride hükümetlerin, büyük hükümetin sandığından daha ciddi uyumsuz kurallar vardır çalışma hukukumuzda. Neden bunu söylüyorum? Çünkü uyum sağlama çalışmaları bu alanda sadece sözleşmelerin pozitif metinlerine bakarak yapılmaya çalışılıyor. Yani alıyorsunuz sözleşmeyi, ilgili maddesini okuyorsunuz ve ona uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Oysa o sözleşmenin uygulanmasından sorumlu olan, o konuda yetkili olan denetim organları, örneğin kim bunlar? İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi bağlamında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi. BM Sözleşmeleri bağlamında İnsan Hakları Komitesi, Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi, Uluslararası Çalışma Örgütü bağlamında Sendika Özgürlüğü Komitesi, Uzmanlar Komisyonu diye denetim organları var. Bunların kararlarına, bunların içtihatlarına bakmadığınız zaman yaptığınız uyum çalışmaları çok eksik kalıyor ve kısmi uyum sağlamaktan öteye geçmiyor. Onun için bu konu daha önümüzdeki 10 yıl boyunca en azından AB'ye uyum süreci 10 yılı geride bıraktı biliyorsunuz. Onun için önümüzdeki 10 yıl boyunca da herhalde gündemden düşmeyecektir. Ama eğer denetim organlarının kararları göz önüne alınarak bu düzenlemeler yapılmazsa hiçbir zaman tam uyum sağlanamayacaktır. Evet, bu kadarlık da noktalayayım. Bu görüşlerimi bu konudaki. Onun için şimdi sözü size bırakayım. Yorumladınız seni. Sorularınız ya da görüşleriniz varsa. Evet. Galiba yok diyorsunuz. Peki. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler.